İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İzleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kasım ayında Asmin Kavas'la TEPAV'ın 81 ilde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasını konuşmuştuk. Ve bu programda kadınların siyasete katılımının, kadının toplumdaki durumunu belirleyen önemli bir gösterge olduğunu görmüştük. Aralık ayında Türkiye Kadın Dernekler Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Sosyal Dayanışma Ağı Başkanı Fatma Çiğdem Aydın'la da kadının siyasette yer almasının önemini vurgulamıştık. Aynı zamanda önümüzdeki yerel seçimlerde çok sayıda kadın aday görmek istediğimizi de dile getirmiştik. Maalesef durum onu göstermiyor. Bugün programımızın konusu yerel yönetimde kadın farkı. 2014'te Sibel Uyar, Urla Belediye Başkanı olarak seçildi ve ilk yılında Kadın Aile Müdürlüğü ve Urla Kadın Kooperatifini kurdu. Bugün programımızın çekimleri Urla'da yapıldı ve size Urla Kadın Kooperatifini ve Kadın Kooperatifi üyelerini tanıtacağız. Fakat daha da önemlisi, bu programda Sibel Uyar'ın siyasi gücünü kullanarak Urlalı kadınların yaşantısında meydana getirdiği büyük değişimi göreceksiniz. Sizlere iyi seyirler dilerken ilk konuğumuz olan Sayın Sibel Uyar'a hoş geldiniz diyorum. Programımıza hoş geldiniz ve teşekkürler vakit ayırdınız. Şimdi Sibel Hanım, siz Mart 2014'te seçildiniz. Kadın kooperatif fikri nereden çıktı ve seçilmeden önce de böyle bir düşünceniz var mıydı? Öncelikle sizler de buraya hoşça geldiniz. Hoşça lafı benim anneannemin lafı. Hoşça geldiniz diyorum tekrar bizi bütün izleyenlere de. Ben 2014 öncesinde 2009-2014 yılları arasında da Urla Belediyesi meclis üyesi olarak görev aldım. O görev aldığım süre içerisinde de kent konseyi kurulmasında, kadın meclisi kurulmasında, kadın üretici pazarlarının kurulmasında da çalışmalar yaptım. Belediye başkanı olduktan sonra benim yaptığım ilk iş belediyede kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü. Çünkü kadın dediğiniz zaman aile ve aslında bakarsanız da toplumu kapsıyorsunuz. O noktadan itibaren yavaş yavaş, çünkü daha önce kadınla ilgilenenler işte sosyal yardımlar falan oluyor. Yani bunlar böyle hani balık tutmayı değil ama böyle bir balık vermeyi böyle hedefleyen, böyle küçük çaplı, sürekli olmayan birçok müdahaleler. Kadınlar evet üretiyorlar fakat ellerinde bir üretim planlaması olmadığı için de emeklerinin karşılığını alamadıklarını alanda da, konuştuğum herkese de çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Ne yapabiliriz diye o zaman için hani bakınca kooperatif, hiç kimsenin olmayan ama herkesin olan bir yapı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile görüştük, dedik bize yardımcı olur musunuz? Ondan sonrasında bir kurs, yani bir eğitim verelim. Yani biz bunu bir anlatalım önce. Çünkü burada çok akıllı kadın var, çok çalışkan kadın var, çok üreten kadın var. Fakat neyi ne zaman nasıl yapacakları ile ilgili bir bilgileri yok. Kendi bildiklerinden, kendi gördükleriyle bir şeyler yapıyorlar. Belli zaman kazanabiliyorlar ama belli zaman da kazanamıyorlardı. İlk 20 kadınla başladı bizim eğitim. Allah dedim olmayacak herhalde. 5. gün bittiğinde 80 küsür kadın da bitti. Yani genelde eğitimler bir şeydir ya, çok kişiyle başlayıp aza gider. Bizde tam tersi böyle bir şey oldu. Sonra biz meclis salonunda bir toplandık. Öyle ışık vardı ki gözlerinde. Dedim ki biz buradan öyle bir ışık yakarız ki Türkiye bile aydınlanır bu ışıkla. Öyle başladık biz bu işe. Yani bu iş böyle hani dokunabilmekle başladı. İnsanlara yardımcı olmakla başladı. Yani sadece ben değil biz demeyi. Çünkü biz onu unutuyoruz şu son zamanlarda. Birlikte hareket etmeyi. Aslında hepimizin amaçlarının aynı olduğunu, bir araya gelirsek çok daha şeyler yapabileceğimizi anlatmaktı. İlk başta çok zor oldu. Hani şeyi anlatamadık işte, dediğim gibi yani bu nedir? İşte eşler şey dedi ya, kooperatif girme ne işin var falan dedi. Ondan sonra bazısına mesela eşler gönderdi, ne yapacaksın kadın başına oralar. Hiç bilinmeyen bir şey olduğu için bilinmeyene karşı bir tepki vardır ya. Hani ne bu diye.
Ondan sonra ama sonra beyler hadi hanım senin saatin gelmedi mi gitmiyorsun falan diyorlar artık yani. Ve çoğu eşler, beyler, eşlerin o kadar yardımcı ki hatta bizim kooperatifin çoğu işinde onlar yapıyorlar. Aman hani mesela bir su bozulduysa gideyim ben tamir edeyim diyor ya da bir yerden bir yere bir şey götürecek. Artık hani tamamen bütün ailesini içine alan, çocuğunun dershane parasını ödeyen kadın var. Bulaşık makinem bozulmuştu, bulaşık makinemi aldım diyen var. Yani öyle güzel şeyler çıkıyor ki, hikayeler çıkıyor ki. Yani birçok şeyi, ha çok zengin mi ediyor? Hayır. Yani öyle bir şey değil kimsenin aklına gelmesin. Ama ne yapıyor? Bir kere işe yaradığını hissediyor. Tekrar. Üretiyor. Çok farklı bir yelpazesi var kadın üretici kooperatifinin ortaklarının. Dikkat etmişsinizdir. Emekli bankacılar da var. Okuma yazma bilmeyen kadınımız da var. Ve onlar birbirlerine o kadar çok şey öğretiyorlar ki aslına bakarsınız. Bu ilana çıktıktan sonra eğitime gelen herkes katıldı. Biz orada ne eğitim durumu baktık, ne yaş baktık, ne etnik kimlik hiçbir şeye bakılmadı. Sadece kadın olması ve üretmesi önemliydi bizim için. Öyle başladı bu iş. Dolayısıyla çok farklı kültürlerden gelen, çok farklı eğitim durumlarından gelen herkes birbirini öyle güzel etkiliyor ki. Yani beraber yemeklere gidiyorlar artık, gezilere gidiyorlar, birlikte salça yapıyorlar, birlikte tarhana yapıyorlar, grup çalışması ne demek onu öğreniyorlar, bir kişinin tek olmadığını, hep beraber aslında yapılanın ne demek olduğunu öğreniyorlar. Yani şu an ihtiyacımız olan her şeyi alanda yaşayarak öğreniyorlar ve kaç para biz kazandık oluyor. Bugün rekor yaptık biliyor musunuz diye böyle keyifle geliyorlar. O yüzden de hani sadece ekonomik değildir katkısı kooperatif. Çünkü birçok kadın arkadaşımızın hiç bu paralara falan ihtiyacı olmayanlar da var. İhtiyacı olanlar da var. Ama onlar o kadar yani onlar yaşarken o keyfi görmeniz lazım. Bir işe yaradığını hissetmek. Mesela emekli olup kenarında oturmak istemiyor. Bir şeye yaratmak istiyor. Ben hani onların o keyiflerini görünce de geçen gün mesela kahvaltıya gittiler. Ben gidemedim, resimlerine bakıyorum ve yakından takip etmeye çalışıyorum yani elinden geldiği kadar. O yüzlerindeki mutluluk, geçen gün çay ocağına gittim, baktım çok sıkışmışlar, girdim bulaşıkları ben yıkadım mesela. Yani çünkü ben de ortağım. Bunu özellikle şunu söylemek istiyorum. Kadın kooperatiflerine yerel yönetimlerin ciddi anlamda destek olması lazım. Yani o ilk başlangıç noktasında o bir marşı basmak vardır ya, yani orada o desteği almadığınız andan itibaren sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Burada destekleyince sadece maddi destek... Maddi destek vermedik biz. Şöyle ki, yani biz hiçbir zaman para vermedik kooperatife. Ama ne verdik? Yer sağladık. İşbirliği protokolü yaptık. Belediyeyle nasıl çalışıyoruz onu da anlatayım. Kadın kooperatifini kurduktan sonra beraber meclise bir işbirliği protokolü yapmak üzere yetki istedi belediye başkanlığı olarak özel kalem. O yetki alındıktan sonra birlikte işbirlikleri yapılmak üzere bir protokol hazırlandı. Orada da yerler sağlandı. O yerlerde yani kira vermeden çünkü hani çok daha yeni bir yapı. Dolayısıyla yani yürüyebilmesi için sonra mesela belediye bir yere bir hediye götürecek ya da işte ikram yapacağız. Biz hiç dışarıdan bir şey almayız. Kadın kooperatifidir. Promosyon bir şey yapacak. Yani sözleşmeli üretim gibi düşünün. Zaten bu aslına bakarsanız bizim burada yaptığımız İzmir modelidir. Bu biz ilk göreve geldiğimizde 2014 yılında hazırlanan Yarımada Stratejik Plan var. Aziz Kocaoğlu hazırlamıştır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz bütün yerel yönetimler olarak kooperatiflerle birebir çalışıyoruz. Ve şu an geldiğimiz nokta beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani kadınların o günden bugüne hem bütün alanda yani sosyolojik anlamda da, kendi psikolojilerinde de, ekonomik anlamda da o kadar çok katkıları oldu ki mesela biz bundan öncesinde de bir de lider kadın eğitimleri yapıyoruz. Bunu söylemekten çok keyif alıyorum. Yani bir kadının hayatına nasıl dokunmaksa her şey para da değil aslında bakarsanız ekonomik de değil. Dedi ki ne değişti hayatınızda dedi. Dedi ki benim artık bir telefon rehberim var dedi. Hiç o güne kadar telefon rehberinin ne demek olduğu hiç aklıma gelmemişti. Benim tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Benim dedi sadece kocamla çocuğumun telefonu vardı. Artık benim arkadaşlarım vardı. Yani bu bir kadının hayatına sosyolojik anlamda kadar büyük katkı getiriyor ki. Ve bugün geldiğimiz nokta beni her zaman yani hani ağlatır derecesine gururlandıran bir iştir. O yüzden kadınların o kendine güvenlerinin gelmesi. Ben çok burada huzur buluyorum. Mesela engelli çocuğu olan arkadaşlarımız var.
O bir gün bile bana çok şey katıyor diyor. Anlatabildim mi? Yani bu sadece ekonomik anlamda yapılan bir iş değil. Biz birlikte hareket etmeyi öğreniyoruz aslında. Örgüt ne demek? Aynı yere yumruğu vurmak ne demek? Bir şey oluyor, WhatsApp grupları var. Oradan bir paylaşıyorlar. O kadar hızlı bir de haberleşiyorlar ki. Çat, herkes gidiyor, geldim buradayım, ne yapmıyoruz şimdi? Yani öyle güzel bir iletişim ağları var. Dolayısıyla başarı da buradan geliyor. Yani eksiklikleri hemen görüyorlar, fark ediyorlar. Yani aman canım ben yapmayayım, öbürü yapsın, yok. Benden sonraki arkadaşıma temiz bırakayım diye uğraşıyor mesela. O çok zorlanmasın diyor. Yani böyle bir kolektif bir çalışma var bu işte. O yüzden ben hani ben hiç keşke demedim bu işe girdiğimden beri. Hı-hı. Benim gerçek iyi kilerimden birisidir kadın kooperatif. Çok keyif aldım işte yani. Belli oluyor. Evet. Ben içimden anlatıyorum zaten. Çok keyif oluyorum gerçekten. Sibel Hanım'ın seçilmesi bizim için büyük bir mutluluk oldu. Sağ olsun o da iş başına geldikten sonra pozitif ayrımcılık yaptı kadınlara. Önce kadınları örgütlemek istedi. Kooperatifin kurucu üyelerinden oldum ben de. Öncülük ettim. Güzel bir oluşum meydana geldi. Burada kadınlar çok mutlu. Bizim kooperatifimizde ortaklık sistemi var. Kuruluş aşamasından sonra herkes kurulduktan sonra buraya ortak olarak alınıyor. Ortaklıkta öncelik kadın olması, ve sonra şimdi Urla'da ikamet ediyor olması lazım. Çünkü hem bize daha faydalı olabilmesi açısından gelen kişiyle görüşürken şey istiyoruz. Bize nerede destek olabilir kooperatifte? Kimisi diyor ki mutfakta destek olabilirim diyor. Bir şey yapamam ama ben bulaşıkları yıkarım diyor. Hani o bazıları diyor tekstilde yardımcı olabilirim. Bazıları bizim iskeledeki yerimizde çay kahve servisinde yardımcı olabilirim diye. Biz bunların hepsini alıyoruz bu bilgileri. Ama eğitimlerden geçiriyoruz ilk önce. Kooperatifçilik eğitimi, girişimcilik eğitimi, iletişim eğitimi bunları yapıyoruz. Çünkü biz buraya geldiğimizde çok kalabalığız. 184 ortağımız var şu anda. O ortaklıklar içerisinde hepimiz aslında aynı dili konuşmalıyız. Biz burada hiç ben demiyoruz, dememeliyiz. Biz diyoruz. Biz böyle yapalım, biz böyle çözelim bu sorunu diye konuşuyoruz. Çünkü buradaki en büyük şeyimiz bizim. Burası hepimizin ama hiçbirimizin. Buradan yola çıkıyoruz. Aynı dili konuşup, aynı bakış açısıyla baktığımızda da çözebiliyoruz. Burada üretim yapılıyor. Pastacılık gibi, işte kurabiye, çörek, börek. Onun dışında işte servisimiz var, çay kahve servisi. Onun dışında Urla iskelesinde bir küçük çay ocağımız var. Belediye bünyesinin, belediyenin yeri. Onu da bize başkanımız verdi, siz işletin orayı diye. Orada da her gün 4 kadın çalışıyor. Yaz sezonunda 6'ya kadar çıktı var diye yaptık. Çünkü gecenin 12'sine kadar açık kalma durumu var. Burada ürettiklerimizi de oraya gönderiyoruz. Hem satış yapılıyor hem kahve, çay, toz ikramlarımız oluyor. Güzel bir gelir elde ediyor kooperatif oradan. Onun dışında Balıklova'da bir sahil düzenlemesi yapıldı. Orada da bir kafemiz var. Balıklova'da da 18 tane kooperatifimiz bünyesinde olan kadın üyemiz var. Onları da orada örgütledik. Onlar da orada sahildeki büfeyi işletiyorlar. Şezlonglara varıncaya kadar her türlü imkanları var. Çok güzel bir ortam orası da. Denize sıfır. Orayı da oradaki hanımlar örgütlenip çalıştırıyorlar. Onlar da para kazanıyor. Çünkü buraya çok mesafesi var Balıklova'nın. Buraya gelip çalışmalı imkanları çok kısıtlı. Orada kendileri orayı yürütüyorlar. Evde yaptıklarını götürüp orada teşhir edip satıyorlar. Onun dışında yine işte çay, kahve, pasta ne isterlerse yapıyorlar. Gözleme yapıyorlar hafta sonları. Bir gelir elde ediyorlar. Yani tarım yaptılarsa tarım ürünlerini de getirip orada satıyorlar. Kooperatife bir %100 veriyorlar işte bir. Yüzdesi var, kooperatif hissesi. Yani bu şekilde faydalanıyor arkadaşlarımız. Semt evlerimiz var. Daha önce semt evi yoktu orada yani. 4 yıllıktır mazisi.
böyle mahrumiyet olan yerlerde öncelikle semt evleri açtık. Urla'nın içinde değil de burada, çünkü kadın aile müdürlüğüne ulaşmak çok kolay Urlalılar için. Ama zeytin alan, Çamlıçay, Zeytineli Köyü, Zeytinler, Balıklova, Gülbahçe, bazı böyle biraz mesafesi olan, Urla'nın dışında olan, daha önce köy olup da şimdi mahalle olan yerlerde semt evlerimiz var. Orada da hanımlar, işte Kadın Aile Müdürlüğümüzün organizasyonuyla bütün kurslara katılıyorlar, eğitimler alıyorlar. Liderlik eğitiminden başlayıp hangi konuda eğitim isterlerse o konuda eğitim alıyorlar. Şu anda bir sosyoloğumuz var, psikoloğumuz da var Kadın Aile Müdürlüğü bünyesinde. O şekilde de destek veriyoruz kadınlara. Ve ortaklar buraya geldiğinde sosyolojik olarak da çok şey yaşıyorlar. Şimdi daha sabah konuştuk orada kahveyi içerken. Diyor ki ben buraya diyor, mesela dün de geldim, bugün de geldim, evden yorulursun diyorlarmış. Ama hayır diyor, evde olduğumda diyor benim hiçbir yaptığım bir şey gözükmüyor. Ve ben kendim iş yaparken diyor su içecek, kahve içecek zaman bulamıyorum diyor. Ama orada yeri geliyor, hadi artık yorulduk, kahve zamanı molası verelim diyorlar diyor. Artık diyor ben diyor öyle günlere gitmek, oturmaktan da sıkılıyorum. Burada hem üretim yapıyorum diyor, hem arkadaşlarımla sohbet de edebiliyorum diyor gün içerisinde diyor. Onları görüyoruz ve buraya gelmeyi gerçekten seviyorlar ortaklar. Ya zaten hiç kimseyi zorla yapmayız. İnanın listeleri yayınladığımda, yayınlayacağım, bana günlerinizi belirtin dediğinizde herkes benim verdiğim günlere uyabileceklerini, birçoğu. Sadece sağlık sorunu olursa şu günü ayarla diyorlar. Çünkü keyifle herkes burada çalışıyor. İşte bunun için biz bu kursları zorunlu hale getirmeye başladık. Buradan keyif alarak, aynı bakış açısıyla baktığımızda, mesela bana geliyor ortak, ben düşünemesem bile ortağımız diyor ki, şu gün diyor resmi tatil var veya şu gün şöyle bir şey var diyor, şu yapacağımız işi bir gün daha ilave edelim diyor. Veya bu burada bak gider diyor, kış geldi diyor, şerbetli tatlıyı biz az yapıyoruz, yazın yapmıyoruz şerbetli tatlı. Kış geldi artık herkes şerbetli tatlı ister diyor, bunu da üretime ilave edelim diyor. Bu ortakların kendi görüşleri, hani biz bazen düşünmeden onlar düşünebiliyorlar bu işleri. Dolayısıyla buradaki yapı hani tepeden karar verip aşağıda uygulamak değil, değil. Tarzında hayır, değil. Hayır, kesinlikle değil. Onlar sunuyorlar bize bunları. Yeri geldiğinde hani bizim göremediğimiz veya orada satıştan gelen talebi görüyor. Hı-hı. Mesela hep biz satışın yanında değiliz ama üretimimiz satışın hemen yanında. Hı-hı. Bak bunu sordular diyor, bunu da yapalım mı diyor. Biz bakıyoruz üretimde yapma zamanı varsa... Tamam olur diyoruz ve yapıyorlar yani. Geçen gün de demiştim, hep Ar-Ge aslında bizim burada oluyor. Kahve içerken, yemek yerken, kahvaltı ederken, hep bir arada konuşurken şunu da yapalım, bunu da yapalım diye çıkıyor ortaya. Şu anda büyümenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu bir süreç. Bir imalat yerine daha ihtiyacımız var. Çünkü talep çok yüksek. Ya yani üretimi yaptığımızda bizim öğlene hiçbir şeyimiz kalmıyor. Devamlı tüm gün üretim yapıyoruz, evet. Biz. Üretim yapıyoruz. Şimdi bunu biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunun için uygun olan bir yerde bir imalat yeri kiralayarak bu işi çözmeye çalışacağız. Çünkü biz artık ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Burası tamamen belediyenin yeri. Eğer orayla ilgili bir sıkıntı olursa, ama biz başka bir yerde yerimizi bulacak kapasiteye geldik. Bu da tamamen ortaklarımızın sayesinde oldu. Tabii ki yerel yönetimin bize çok büyük desteği var. Yani belediye başkanımızın bize o kadın bakış açısıyla bakarak kadınların üretimde bulunması. Çünkü bizler aslında, biz kadınlar çocukları yetiştiriyoruz. Her ne kadar evin reisi erkek dese de erkekleri de yönlendiren de biziz, bizleriz. Biz bu aşamada o toplumun yönlendiren kişi olarak ekonomik katkıyı da sağlamaya başladığımızda güzel şeyler yapıyoruz. Mesela tarıma yönelmek istiyoruz. Bir arazide işte enginar dikelim, ıspanak dikelim. Hani burada tükettiğimiz şeyleri kendimiz üretelim. Organik olarak bunları da düşünüyoruz. Ondan sonra işte şeyde, tekstilde markalaşmak istiyoruz. Dün onun bir toplantısını yaptık. Neyle markalaşabiliriz? Yani gittiğimiz her kermeste gördüğümüz aynı şeyler oluyor. Hani onları yapmayalım. Bize özgü, Urla'ya özgü bir ürün üretelim. Onunla markalaşalım ve onu pazarlayalım diye. Kendimize bir 10 gün süre verdik. Bir grup arkadaş. Herkes yeni bir şey üretecek. Onu değerlendireceğiz.
hangisi seçilirse o ürün üzerinde yoğunlaşıp onun üretimini daha fazla yapıp hani pazarlamasına da reklamına da daha fazla gireceğiz. Satış yerleri açmak, kendimize ait bir satış yerimiz olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi mesela yaptığımız şeyler sınırlı olduğu için ancak Bademler Kooperatifine ürün gönderiyoruz. Onların satış yerinde ürünlerimiz satılıyor. Ama burada kendimize bir satış yeri açmak tabii ki idealimiz. Onun dışında hep hayalimiz bir kooperatif olarak, bir kadın kooperatifi olarak bir kreş açıyor olmak. Çünkü bizim ortaklarımızda yaş ortalaması 50 yaş üzeri. Bu da şey oluyor, evinde artık çocuklarını büyütmüş, sorumluluğu az olan kişiler bize gelip katılabiliyor. Daha gençlerin de katılabilmesi için küçük yaştaki çocuklarını kreşe almalıyız ki biz daha çok ortak sayımızı artırarak yaş ortalamasını da biraz indirmemiz lazım. Çalışmayı başlatacak birileri sizi dinliyor olsa onlara önerileriniz ne olur? Kesinlikle korkmasınlar hiçbir şeyden. Aslında vardı ya, kadınlar bir araya geldiğinde o kadar çok şey yapabiliyorlar ki. Biz Urla'da bunu başarıyoruz. Ve artık her yerde konuşuluyor. Çok ortak talebi var. Şu anda hızlı büyümeden dolayı bir süre durdurduk ortak alımını. Ama herkes buranın bir parçası olmak istiyor. Yani bir şekilde uygun olan, bize katılmak isteyen çok insan var. Urla'da kooperatifte çalışıyorum demek bile bir ayrıcalık artık. O durumdayız. Ve çok keyiflanıyoruz. Bu dediğimiz planları yaparsak biz daha çok ortağa iş imkanı da sağlayabileceğiz. Ama çok insan yapabilir bunu. Yalnız kamu kurumlarının mutlaka destek vermesi gerekiyor. Bize Urla Belediyesi'nin desteği olmasa yapardık ama zorlanırdık. O zorlu süreçleri biraz daha kolay atlattık biz. Onun için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin desteğiyle kadınlar daha çok toplumun her alanında görev yapabilirler. Ve kadınlar daha çok sorumluluk sahibi aslında. Başladıkları işi asla bırakmıyorlar yarıda. Tüm ortaklarımız böyle. Mesela 6'da çıkmaları gerekiyor burada. Ama o gün sipariş gelmişse bazen saatin hiçbir önemi olmuyor yani. 7'yi 8'i yapabiliyorlar. Onun için korkmadan başlamak bizim için bitirmek gibi bir şey aslında. Siz kaç yıldır çalışıyorsunuz burada? Daha doğrusu kaç yıldır ortaksınız? Ben 2 yıldır buradayım. 1 yıldır. 1 yıldır yenisiniz. Yıldır. Ve burada olmaktan da keyif alıyorum. Peki şey, buraya ortak olmanızın nedeni? Paylaşım. Sonrasında işe yarama. Önce kendi adıma, sonrasında da arkadaşların adına. Sosyalleşme. Çünkü bir tek burada yaptığımız üretim sınırlı değil bu faaliyetlerimiz. Dayanışma içerisindeyiz. Bir güzel dostluklarımız var her şeyden evvel. Çok güzel. Herkesin sıkıntısı var, evet. Evde kişisel sorunları vardır vesaire. Ama buraya geldiğimiz zaman biz onları unutuyoruz. Deşarj oluyoruz, mutlu oluyoruz ve paylaşıyoruz her şeyden evvelinde. Ve büyük dostluklar oluşuyor bizim aramızda. Evet, iyi ki buradayım. İyi ki bu aileye dahil oldum. Rahatladı onların kadınları. Büyük bir rahatlık yaşıyoruz şimdi. Yani eskiden çıkamazdık. Köprübaşı sanat sokağı var ya, biz oralardan yürüyemezdik. Erkekler orada kahveleri otururdu. Mümkün, bir de hepsi tanıdık olduğu için. Geçemiyorduk. Yol değiştiriyorduk biz bayağı. Başka yerde, ara sokaklarda. Evet. Hani görünmeyelim, etmeyelim diye. Ben de çok esir gibiydik yani, evet. Ama Sibel Başkan olduktan sonra ilk iş olarak bunu aldı. Önce kadınlara özgürlük dedi.
Her yerde dedi kadınlar oturacak dedi. Her yer rahat olacak dedi ve bunu da başardı. Önce kendi oturdu. Önce gitti her tarafa kendi oturdu. Ondan sonra onun arkasından bizler de vallahi bin kere teşekkür ediyorum. Yani. Tepki olmadı mı erkeklerin arasına girip oturduğunda? Valla fazla bir tepki de almadı yani. Hayır. Almadı. Yani onlar da demek ki belki böyle yani orada da gelişti tabii. Yani gelişti bak insanlar geliyor, turistler geliyor. Yani bayanlar ve erkekler iç içe oldu. Bir yani kardeş ortamı oluştu yani o zıt fikirli erkekler de aradan yok oldu. Hmm. Yani bir anlayışlı ortam geldi yani hepimiz için. Büyük bir rahatlık oluştu. Eşlerimizde de bu rahatlık oluştu. Öyle çünkü mi? Onlar da bazı şeylerden demek ki tedirgin oluyorlardı bizim oralarda oturmamızda. Şimdi tabii bayanların ağırlık olduğu yerde nerede bayan var? Orada şey olmaz zaten. Hani nereye sorun çıkmaz. Nereye oturduysak bir düzen geldi. Bir muhabbet geldi. Neşe geldi. Hakikaten. Yani Urla'ya can geldi. Hayat geldi diyorum ben. Yani ben değil yalnız bütün kadınlar bu şekilde. Bak hanımları birçoğu şimdi çalışıyor. Birçoğu eve destek oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Eskiden bayanlar ne yapıyordu? Evde oturuyorsun. Yemek yapıyorsun, misafir ağırlıyorsun. Bir eşin üzerindeydi bütün masraf, her şey. Şimdi bu yan gelirler de az da olsa katkıdan eve bir kadın en azından kendi masrafını karşılıyor kadın mesela. Yani gitmek istediği yere de özgürce gidiyor mesela. Demiyorsun eşine ben para ver bana gideyim. Ha veriyorlar yine ama en azından sen istemiyorsun. Yani. Bir de bu var. Rahatlıkla gidebiliyorsun. Yani, evet, bence yani bu yönden kadınlar yani çok cennet gibi bir ortam oldu diyebilirim. Çok. Sizi tanıyalım. Benim Hatice Gül Özbekçi, 1962 doğumlu, Özbek'te yaşıyorum, Özbek'te doğdum, Özbek'te büyüdüm. Yani bir tane kız çocuk annesiyim, iki tane ikiz torunlarım, bir tane de oğlum var 7 yaşında. Böyle hayata devam ediyoruz. Yani bundan 10 sene öncesine gideyim, yani evde oturuyorduk, hiçbir iş yapmıyorduk desem yeri var. Ama ben tabii o arada kurslara katılıyordum bu 10 sene öncesinden. Tel kırma diyeyim, makrome diyeyim yani... Ahşap boyama, kumaş boyama, bunlarla uğraştık. Peki bunlarla uğraştıktan sonra o ürünler ne oluyordu? Kızım var. Onun çeyizine yaptım yani. Onun çeyizinde kullandık yani, ona verdim. Sonra baktık tabii bu pazar kurulunca benim o işler bitti. Yarım hala işlerim duruyor. Buradan para kazanıyorsun. Tabii canım, tabii. Amaç para kazanmaktır. Ama para kazanmak bir de sosyalleşmek çok güzel bir şey. O nasıl oluyor? Mesela ben evde otururken diyelim bir karşı komşumu tanıyordum. Mesela köyün içindekilerini tanıyordum. Ama şu anda benim o kadar çok güzel bir çevrem var ki. Yani mesela sizleri tanıyoruz. Böyle eğer ben buraya gelmeseydim sizleri nerede görecektim? Evde oturacaktım. Hiç yani yoktu bir şeyimiz. Ama şimdi çok çok iyi insanlarla tanıştım yani. Peki bu insanlarla çalışma hayatının dışında da buluşuyor musunuz? Evet, bir profesörümüz var. Şu anda kendisinin yazlığı var burada Urla'da şu ileride. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde. Ferah Hanım diye bir profesörümüz var. İlla ki diyor yani beraber olalım. Hep öyleyiz yani o bayanla da. Diş doktorlarımız var. Yani bayağı şeyim yani. Böyle... Devam ediyor. Hareketli bir sosyal yani, yaşantımız yani, oldu. Yani. Onların sayesinde, sizlerin sayesinde bayağı yani. Hı-hı. Ev hanımından kurtuldum diyeyim. Yani ev hanımından. Tamam evimizin işini de yapıyoruz ama tabii bu şey mesela ben bu hafta yapmadım. Bak gidersen bu akşam birazcık hemen toparlayacağız. Yarına yine başlayacağız kalbura bastıdan, yok börekten, ondan ekmeğimizden. Yine de yarın devam. Peki, siz şimdi hem evde çalışıyorsunuz. Evet. Yani, evet. Bir de buralarda yani, çalışıyorsunuz. Yani. Yorucu olmuyor mu? Yani bazen ben bunu niye yapıyorum diye hiç sorgulamıyorum. Ama ben çok severek yaptığım, ben ne kadar yorulsam da ne bileyim ki o yorgunluğumu o anda unutuyorum. Mesela cumartesi sabahı gidiyorum pazara. Toplanıyorlar, ay şundan ver abla, bundan ver, ekmek ver derken ben yani yorgunluğumu unutuyorum diyeyim. Yoruluyorum, yorulmuyor değilim. Ama severek yaptığımdan nasıl diyeyim artık bana güç geliyor. Güç geliyor. Güç geliyor. Enginar Festivali'nde denizden böyle ufak nünük diyoruz biz. Salyangoz diyoruz. Onun yemeğini yaptım. 6 tane, 3 tane Türk gurme vardı, 3 tane Alman gurme vardı.
Orada birinci aldım, Sibel Başkanım'dan küçük altın aldım. Tebrikler. Evet, evet. Orada ilk yani orada kazandım. Ertesi sene bağ bozumuna katıldım. Yine bu geçen sene değil, evvelki seneydi. Kalbura bastı da yine girdim. Yine 3 Türk gurme, 3 Alman gurmemiz vardı. Tamirhane binasındaydık. Sunumumu götürdüm. Aradan bir saat geçti, beni çağırdılar. Dediler ki yani siz sıralamaya girdiniz, bekleyin. Eşim dedi ki sen dedi birinci olamazsın dedi burada bana. O şeyde Deniz Salyangoz'da dedim. Ben dedi eve gideceğim dedi. Dedim sen git ben taksi tutar gel. O gün de çok sıcaktı. Tabii gurmeler bayağı yoruldular. Çok da kalabalığız. Dedim, beni bir müşterim yani benle beraber İbrahim Bey var. O beni bekledi. Neyse artık kazandık. İbrahim Bey ile eşi Sibel Hanım Allah razı olsun. Abla bak sen birinci oldun eşim böyle böyle dedi. Yani öyle şeyler çok yaşadım ben. Sevinçli şeyler çok yaşadım. Yani diyeyim o altın madalyasına falan hiçbir şeyinde değilim. Bana çok büyük dostlar kazandırdı o. Emekliyim, çalışmıyordum. Ama şey bir şeyler aradım. Bir hayatımda bir aktivite olsun istedim. Ne yapabilirim? Sonra bir arkadaş burayı önerdi. Ve çok mutlu oldum. Hem maddi manevi kazançları oldu bana. Şimdi maddi kazancı anlıyorum da manevi kazanç sizin için ne ifade ediyor? Üretmek, bir şeyler başarmak, bu gruba dahil olmak, kadınların kalkınması, aktif görev alması, sosyalleşmek, arkadaş çevreniz genişliyor, ufkunuz genişliyor, farklı deneyimler kazanıyorsunuz. Hepsi çok önemli. Kaç yıldır üyesiniz kooperatifin? Ya biz başkan, belediye başkanımız Sibel Hanım seçildikten sonra böyle yani işlere giriştik. Daha önce hiçbir fikrimiz yoktu yani. Hı hı. O zamandan beri arkadaşlara beraberiz zaten. Kooperatif olmasaydı siz kafeyi açar mıydınız köyde? Valla kooperatif olmasaydı tabii yani hem kooperatif hem başkanımız olmasaydı. Çünkü onların verdiği destekle bazı şeyler gerçekleşiyor. Çünkü daha önce hani hiçbir... Hani bir arada kadınlar oturduğu zaman bile rahatsızlık duyan insanlar vardı köyde yani. Köy çevresi öyle. Mesela bir araya gelip ooo ne gerek var falan. Şimdi mesela kurslarımız var köyde. Her hafta kursumuz geliyor ama işimizi yapıyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz. Liderlik eğitimi aldık. En önemlisi zaten ilk başının kurslarımız için liderlik eğitimiydi. Orada arkadaşlar geldi, bilgiler de verdi. Biz de cesaret aldık yani. Cesaretle ona yöneldi. Gayet güzel gitti bu sene. İnşallah her sene böyle gider. Ekonomik yararının dışında sizde ne gibi değişikliğe neden oldu? Çok. Ya bilmiyorum ama saymak da bitmez herhalde. Çünkü daha böyle özgüvenlisin. Daha böyle o kendini daha rahat anlatıyorsun her şeyde. Yani ilkten daha çekinerek duruyordum. Mesela en kolayını anlatayım. Biz Urla'ya geldiğimiz zaman yani işte işimizi yapıp hemen kaçalım köye diye düşünürken şimdi orada açık daha vakit geçirsek, arkadaşların yanına gitsek. Çünkü gayet çok çevre oldu. Çevremiz o kadar genişledi ki. Yani buraya arkadaşlar çıkıyoruz. İstediğimiz zaman belediye başkanımızla rahatlıkla görüşebiliyoruz. Zaten onu hiç hesaba katmayalım. Hani hiç randevusuz da gitsen seni kabul ediyor. Muhabbet ediyor, derdini çözüm arıyor. Yani bu çevremiz oldu dediğiniz bu kooperatif sayesinde, tabii, kadın tabii. Girişimi sayesinde. Evet. Yani geçtiğim zaman eskiden buradan geçsem, hani görsem bile ablaları veya arkadaşları tanımazdım. Ama şimdi nerede görsek bir merhabamız oluyor, muhabbetimiz oluyor. Bu girişimlerde nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ha, vallahi bizim kendi köyümüzün girişimi yani böyle atılmak arasında tabii birazcık önce erkekleri yönetmek zor oldu. Çünkü onları dize getirmemiz gerekiyordu. Yani dize değil de hani onlara inandırmamız lazımdı evet. Bir şeyleri yapabileceğimizi. Onlar da inandılar yani yapabileceğimize. İlkten tabii yok olmaz, etmez, gidilmez, gelinmez. Ama başkan onun üstesinden de geldi. Yani başkan mı onları ikna etti? Vallahi çoğunlukla öyle oluyor zaten. Öyle mi? Evet, başkanımızın çok emeği var. Kadınların üzerinde. Ben onu bilir onu söylerim. Peki o olmasaydı? Bir şey olmazdı. Yemin ederim hani köylerde hiçbir şey olmazdı. Bunu üstüne basa basa söyleyebilirim. Aynen. Ben yani o kanıdayım. Yani bizim köy daha önce hiçbir belediye başkanı görmedi. Evet.
hiçbir belediye başkanı köye gelip de ya sizin bir arzunuz veya bir ihtiyacınız, ya ne bileyim ya nasılsınız diyen biri gelmedi hiç. Biz hani onda tanıdık, hani belediye başkanı, belediye başkanında gördük, hani Sibel Hanım'da gördük. Daha önce hiç belediye başkanı görmedikti. Evet. Ya senin bir derdin var ya bir sıkıntın var, hiçbir şey yoktu. O köye geldikçe biz ona ısındık. Çok. Eşlerimiz daha ılımlı baktı. Nereye gidip gelebileceğimizi daha kesin kestirebildi bence. Yani. Yani bir kadın belediye başkanı olması onların da sizin evet. daha rahat evet. olmanıza evet. neden oldu. Evet. Mesela gelip kahvede biz hiç kahve içmedik köy hayatında. Yani köyde yaşadığımız halde hiç kahvenin kapısına bile utanırdık. Adamlar var diye çıkmazdık. Çünkü köyde öyle. Ama başkan geldi ilk muhabbetinde çıktık yukarı kahvede durduk ve hani çayımızı da içtik, kahvemizi içtik, muhabbetimizi ettik. Hiç sıkıntısız. Maçlar oynadık. Ha. Başkanımızla maç oynadık köyümüzde. Ne maçı? Futbol maçı. Maşallah. Evet. Evet yani başka biri olsa hayatta bunu yapmaz. Yani başka kadınlara yapmazdı bunu. Peki bir erkek belediye başkanı olup hadi gelin kadınlar olmaz bence. Olmazdı bence. Neden? Çünkü ya hiçbir erkek gelip belediye başkanı da siz kadınları yüceltirim demez herhalde. Yani peki deseydi inandırıcı olur muydu beğendirebilir? Yok, onun bence çıkarları olurdu. Hani ne bileyim o gibi şey gibi yani çıkarları olurdu. Hiçbir kimse böyle karşısına hadi kaldırayım siz demez. Biz başkanımızla kaç tane ben 5 senedir beraberiz. Bir kere bizimden kalkıp da hiçbir şey istemedi. Evet. Hiçbir konuda. Gayet sevgisini, sadece sevgisini gösterdi bize. Onun için biz her türlü başkanımızdan memnunuz. Eşiniz bu konuda destek yok. Veriyor dediniz ama. Erkeklerimiz gayet uyumlu. Hepsi uyumlu. Ha bazı tabii sorular çıkıyor ama hallediyoruz onları biz. Ne aramızda. Gibi sorunlar çıkıyor mesela? Yok yani öyle sorun derken anne ne bileyim. Çok böyle özgürlüğümüze kavuştuk ya. Biraz da onların etkisi. Onlar ona kısabiliyorlar bazen. Biz daha çok rahatlaştık. Harbiden öyle. Yani eskiden daha böyle köy hayatında daha basık yaşıyorduk. Ama şimdi böyle daha böyle hayatımızın tadını çıkararak yaşıyoruz. Evet. Hayatın tadını çıkararak evet. yaşıyorsunuz. Bu hayatın tadını çıkartmaktan kastiniz. Böyle arkadaşlarla buluşmak. Tabii buluşuyorsun, yani geziyorsun. Mesela Urla'da toplanıyorsun. Köydeki arkadaşınla bile Urla'da buluşup birlikte hani gezebiliyorsun veya işte alışveriş yapabiliyorsun. Yürüdü. Yürü yani. Yürüdü yani. Biz rahatız. Güzel. Peki eskiye dönüp baktığınızda yani eski yaşantınızı diyelim. Şimdi rahatız diyorsunuz. Evet. Bunu başka kadınlar için de önerir misiniz? Tabii. Tabii. Önermez miyim? Herkesin özgürlüğü, herkesin rahatı başkasının altında olmaktansa ben daha önceki senelerde eşime ehliyet alalım diye ısrar etmiştim. Eşim onaylamamıştı. Sonra işte bu liderlik kursu ilk başladığında dedim ki Hüseyin'e tekrar ben ehliyet istiyorum falan gibi denen muhabbet açıldı. Tamam ya yazıl dedi, seni mi kıracağım dedi. Liderlik kursu bitmeden ehliyetimi elime aldım ben. Evet. İşte şimdiki liderliğimde arabam. Arabamı da alırsam başka sorun kalmıyor. Çocuklarımızın geleceği tabii en önemlisi.